Bugün onu gördüm. Fabrikada karşıma çıktı. Gözleri tıpkı eskiden olduğu gibi. Işıl ışıl. Abi. Keşke sen de görseydin. Güzelliğinden hiçbir şeyi kaybetmemiş. Hala muzip. İnatçı. İsyankar. Abi. Fabrikadan konuştuk. İşçilerin haftalıklarından. Abi. O öldü abi. Behiye yengem öldü. O kaza olmasaydı eğer. Mukadderat bu abi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendini suçlamayı bırak artık. Duydun mu? Yoksa bu hastalıklı sanrılar bir gün seni öldürecek. Ne var Gülizar? Yemek hazır Halide Hanım. Ben sana kaç kere kapıyı vurmadan içeri girmeyeceksin demedim mi? Geliyoruz. Hadi abi. İyiyim ben. İyiyim. Hadi yemeğe gidelim. Var burada kız. Sana geldim. Bana mı geldin? Ne o? Yoksa sevinmedin mi? Sevinmez miyim hiç? Peki ya Hamza? Seninle. Evde kıçın devirmiş uyuyor. O zaman ne duruyor? Atla hadi. Ben kullanacağım. Sabah sabah düşürme bizi kız. Ya ben kullanacağım. Tamam sıkı tut. Hani biz evlenince sen ustabaşı olacaksın ya. Ben de ustabaşı karısı olunca şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim be. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorayım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi. Kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverse. Güllü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Nasıl? Güzel. Serap hanımefendi. Serap hanımefendi hazretleri. Kocanıza söyleyin de biz girelim. Eyvah fabrikaya geç kalıyoruz. Hadi hadi kal. Hmm.
Sinemaya gidek mi kız? Kaçabilirsem gelirim. Sinemanın önünde bekleyeceğim. Gelmezsen şansına küs. Bak sen, ne olurmuş gelmezsen? Oradan geçen ilk kızı takarım koluma, girerim sinemaya. Dumbuz. Ne yapıyorsun kız? Kumrular. Havza izinle diye bakıyorum azıttınız iyice. Hadi bakayım işinize. Hadi. Son mektup, çünkü artık yolun sonuna geldik Güllü. Seni büyük bir aşkla sevdim. Bütün güçlükleri, bütün engellemelere rağmen sevdim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı Güllü. Ayrılmak ikimiz için de en iyisi olacak. Beni affet. Kemal. Kemal'e, ha? Söyleyin, nasıl yaptınız bunu? Neyle tehdit ettiniz Kemal'i? Ne mektubu? Biz mektup falan bilmiyoruz yavrum. Koskoca adamsın. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Zümme haşa. Ne yalanı? Basbayağı tehdit etmişsiniz Kemal'i işte. Ben anlamıyor muyum, bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ulan manyak. Kemal, Kemal diye keçileri kaçır. Mahpustaki bir Kemal'i nasıl ikna edip de mektup yazdıracağız? Aptal kafalı kız! Yalan, yalan söylüyorsunuz. Utanmaz, arlanmaz alçaklar. Yalan söylüyorsunuz! Nereye? Gel buraya! Öldürecek, öldürecek beni Reşit. Mektup da para etme. Dur bakalım. Acele karar verme. Besbelli tehdit etmişler oğlanı. Gözünü korkutmuşlar. Görüyorsun değil mi? Hapishanede bile rahat bırakmıyorlar Kemal'imi. Allah onların belasını versin. Allah onları bil... Sus. Bir nefes lan. Benim bildiğim Kemal tehditle böyle bir mektup yazmaz. Hem zaten mahpusa girmiş. Kaybedecek daha neyi kaldı ki senden başka? Tehdit etmemişlerse? O zaman bu yazdıkları? Bak Güllü. Erkek milleti ayran gönüllü olur. Mahpushane desen adamı bambaşka biri yapar. Orada çok vakti olur adamın düşünmek için. Ne demeye bu laflar şimdi? Ya Kemal bunları gerçekten yazdıysa? Ya artık çektikleri ne burasına kadar geldiyse? Olmaz. Benim Kemal'im yapmaz öyle şey. Yapmaz deme Güllü. Erkek milletini iyi bilirim ben. Aşk, meşk, sevgi bir yere kadar doyurur erkeğin gözünü. Sen de onlardansın değil mi? He? Babamlarla birlik oldun değil mi? Seni de kandırdılar sonunda değil mi? Yazıklar olsun sana. Bunca yıllık Pakize'yi hiç mi tanımadın? Senin iyiliğin için söylüyorum. Ne menfaatim var benim? Baban gibi para mı alacağım? Çiftliğe hanım mı olacağım? Kemal'imi ayartacağım. Söyle ne? Kemal vazgeçmez benden. Ölse de vazgeçmez. Seviyor beni. Çok seviyor. İyi kızım. Burnun dikine gitmeye devam et o vakit. Kemal'le yüz yüze konuşacağım. Evet, mutlaka görmeliyim onu. Kemal benim yüzüme bakıp yalan söyleyemez. Hmm.
Kemal. 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 Neden geldin? Neden mi geldim? Mektubumu almadın mı? Aldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.